Hoş geldiniz arkadaşlar. Ustalarım biliyorsunuz bu iki tane parmakla işaret ettiğim biri bu bir de diğeri. Şu şekilde yan yana gelsinler. Daha şu an biz izliyorlar. Bu bir haftadır uçuruyorum. Bu hayvan bir hafta boyunca yarım atıyordu. Son iki gündür yok pardon aynen. 4-5 gündür yarım atıyordu. Son iki gündür bir takla ile 1,5 takla arasında döndü. Diğer bu hayvan ise bu iki gündür sıka düşmüştü. Kuyruğunu çektim. Uçuruyorum maşallah. Nasıl söyleyeyim? Takladan kendini parçalamak üzereydi. Bayağı uzak mesafeye kadar gitti. Herhangi bir şekilde teslim olmayıp geri gelmedi. Herhangi bir dama düşmedi. Halen uçuruyorum. Videosunu üzere çekmiyorum ustalarım. Zamanım olmuyor. Uçuruyorum çünkü böyle video eşinden sizlere de dile getirmek isterim ama bunların böyle tam hazır olduğu zaman sizlere videosunu çekeceğim. Umudum var. Yani böyle havadayken video çekmek istemiyorum ustalarım. Ne zaman böyle bir kuşu çekersem kuşun başına sıkıntı geliyor. O yüzden de çekme taraftarı olmuyorum. Bu ikisinden çok umutluyum. Zaten bunların kardeşleri de çıktı. Şu an hatta sizlere göstereyim. Şu şekilde ustalara. Hop 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 hop. Minyatürler bunlar. Minyatür. Herkes isim takıyor. Biz de minyatür diye adlandırdık. Bakalım isimlerin haklarını verecekler mi? Zaten şu ikisini söküp teke uçurana kadar bunlar da yavaş yavaş uçmaya başlayacaklar. İsterseniz ben böyle bir dışarı alayım da tam böyle bir parlaklıkları gözüksün. Bunlar bir aya kalmaz sökülüyorlar usta. Çünkü anne baba farklı ırk, farklı kan. Aynı soy değil. Baba güzel, anne de güzel. Zaten tahmin ettiğim gibi zaten bunları uçurmadan önce bu haldeyken ben dedim bunlar bir haftaya kalmaz. Sıka düşecekler. Şu yavruların adına konuşmuştum. Tahmin ettiğim gibi bir tanesi sıka düştü. Diğeri de zaten 2-3 güne düşer. Onları uçuracağım. Bunlar yavruyken ilk uçurduğum zaman 5 dakika dayandılar. İkinci, üçüncü uçurmamda 10-15 dakika arasında dayandılar. Ciğer olarak güzel ciğer var hayvanlarda. Yani o kadar uçup dönmelerine rağmen indiklerinde o kadar ağızları açık değil. Yani kendilerini yormuyorlar. Ev etrafında ilk 1-2 gün yavruyken geziyorlar. Ondan sonra evin etrafına alıştıktan sonra uzaklaşıyorlar evin etrafından. Göz ucuyla bazen gözükmüyor. Nokta kadar da oluyor. Yani uçum olsun, gezme olsun yormuyorlar kendilerini. Bunlardan da umutluyum. Özellikle bu saraylıdan diyelim. Bundan çok umutlu olacağım. Zaten Rabbim nasip kısmet eylerse bunları da uçurup tabii Mersin gibi bir yerde kaybetmezsek sizlere güzel bir şekilde videosunu da çekeceğim. Uçuracağım da. Bakalım artık. Dedim en azından sizlere böyle bir çekeyim ustalarım. Bir göstereyim bu yavruların da son halini. Buğday ve deva vit ürünlerinden mama kullanarak. Şu tarzalar. Hayvanlar zayıflar. Her ne kadar çok mama versem bile diğer bu yavrulara bile karınları mesela yem önlerinde çok olsun bile belirli bir miktar alırlar. Fazla yemezler. Aşırı derecede de bunlar kilo almazlar. Yani nasıl size söylesem hani bazı kuşlar var çok kilo alır yağlanır ya. Bunlar o tarzda değil. Öyle söyleyeyim. Herkes o kadar övüyor, şey yapıyor. Ben sadece uçuracağım. Hem ben kendi gözlerimle göreceğim, hem de sizler de göreceksiniz. Bakalım artık. İnşallah güzel bir şekilde bunların videosunu da sizlere çekip aktaracağız. Şimdiden kalın sağlıcakla. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum ustalarım.